Merhaba efendim. Gün ve tarih programımızda bugün 13 Nisan'ı konuşacağız. 13 Nisan 1437. Bu tarih Osmanlı ile Karamanlı arasında yeni bir savaşın çıktığı tarihtir. 1437 olduğuna göre Osmanlı tahtında 2. Murat Han oturuyordu. Osmanlı ile Karaman arasında ne kadar uzun ve köklü bir sorun olduğunu bu vesileyle bu sorunun başlangıcını ve sonunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Osmanlı tarihinde önemli bir yeri vardır Osmanlı-Karaman mücadelesinin. Muhterem izleyicilerim, 1299 yılına gelindiğinde Anadolu'da beylikler ortaya çıkmış, Anadolu Selçuklu Devleti yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmektedir. Anadolu'da en büyük beylik coğrafi konum olarak ve de sülale olarak Karamanlı Beyliği'dir. Konya merkezli, Karaman merkezli bu beylik gerçekten uzun yıllar varlığını devam ettirmiş, köklü bir aileden gelen, köklü bir devlet geleneği olan bir beyliktir. Osmanlı'nın kuruluşundan çok önce Türkçenin konuşulması konusunda Karaman Mehmet Bey'i, Karamanlı Bey'i, Mehmet Bey'in ününü bugün hala konuşuruz. Türkçeyi mecburi dil olarak tebaasına, devletine kabul ettirmiş olan, Türkçeye hizmet etmiş olan bir bey olarak. Bunlardan daha sonradır Osmanlı-Karaman mücadelesinin başlaması. Selçuklu, Anadolu Selçuklu 1299 yılında bir uç beyi olan Osmanlı Beyliği'ne, Osman Bey'e daha doğrusu bir mehter, bir ferman, bir de bayrak göndererek, sancak göndererek onları bundan böyle müstakil hareket etmelerinin gerektiğini, devlet olarak nelere dikkat etmeleri, neleri yapmaları, neleri de yapmamaları gerektiğini bir fermanla kendilerine bildirmiş idi. İşte bu fermandır ki Osmanlı'nın bağımsızlığının ilan edilmesi olarak kabul edilir, bağımsızlığının kazanılması olarak kabul edilir ve de en önemlisi Selçuklu'dan boşalan, Selçuklu'nun devamı olarak da Osmanlı'nın tayin edilmiş olduğunu, Selçuklu mirasının Osmanoğullarına geçmiş olduğunu ifade eden bir sembolik olaydır Osmanlı'nın bağımsızlık kazanması ve o gönderilen hediyeler. Karaman Beyliği, Anadolu'nun en köklü, en coğrafi bakımından geniş devleti olan veya beyliği olan Karaman Beyliği, Selçuklu'nun inkirazı ve tarihe mal olmasından sonra Selçuklu'nun mirasının kendilerine kalması gerektiğini düşünüyorlar. Bu bakımdan Osmanlı'nın göstermelik bile olsa bu Selçuklu'dan gelen bu bağımsızlık alametlerini almasını pek hoş karşılamıyorlardı. Neticede yine kendileri ortaya çıkacak ve Osmanlı nasıl olsa küçük bir beylik, kendileri Anadolu'ya hakim olacaklardı. Hep bu düşünceyle hareket ettiler. Ama Osman Bey'in hayatında 1326 Bursa'nın fethi, ondan sonra vefatından sonra Orhan Bey'in bey olarak Osmanlı tahtına çıkması, Osman Bey'in geniş bir araziyi cihat yoluyla ele geçirmesi, Karadeniz'e açılması, Marmara'ya açılması, Karasi Beyliği ile sınırları kaldırmak suretiyle, Ege'ye açılması suretiyle büyük bir coğrafyaya sahip olması üzerine Karamanlı'nın dikkati Osmanlı'nın üzerine çekilmiştir. Aslında Osmanlı cihat üzerine kurulmuş olan bir devlet idi veya beylik idi baştan. Cihat etme üzerine, çünkü cihat etmek için bir tek Osmanlı avantaj sahibiydi Anadolu beylikleri içinde. Çünkü
kuzey sınırı ve kuzey batı sınırı asıl cihat edilecek olan Bizanslılarla çevriliydi. Diğer beyliklerin sınırları ise Müslüman veya Türk beylikleriyle, diğer beyliklerle çevrili olduğundan onların cihat etme şansı veya cihat etmek için bir tarafının küffar olması lazım geldiğini düşünürsek, her tarafı Müslüman olan bir beylik kiminle, ne maksatla, nasıl cihat edecektir? Karamanlı da bu bakımdan etrafında Müslüman olan bir beylik olduğu için cihat etme şansı bulunmayan bir beylik idi. İşte mesele de burada başlamıştır. Osmanlı batıya karşı, kuzeye karşı cihat etme şansına sahip ve de bu cihadı en güzel şekilde yapıyorlar ve sınırlarını gittikçe genişletiyorlar. Karaman ise böyle bir imkanı olmadığı için Osmanlı'ya haset etmeye, Osmanlı'yı kıskanmaya, Selçuklu'nun mirasçısının kendileri olduğunu öne sürmeye başladılar Orhan Bey'in son zamanlarında. 1. Murat Han iktidara gelmiştir Orhan Bey'in vefatı üzerine, ki 1361 veya 1362 tarihidir. 61 olması daha güçlüdür. Orhan Bey vefat etmiştir. 1. Murat Han Osmanlı tahtına sultan olarak cülus etmiştir. Karamanlı 1. Murat Han'ın kızına talip olarak Alaaddin Ali Bey, 1. Murat Han'ın damadı olmuştur. Akrabalık bağları o zaman başlamıştır Karamanlı ile Osmanlı arasında. Ama Alaaddin Ali Bey, 1. Murat Han'ın kızını almasına rağmen onun topraklarına göz dikmiş, Selçuklu'nun varisi olarak kendilerini düşünmüş olduklarından da Osmanlı'yı alt ederek Anadolu'da kendi lehlerine bir üstünlük kurmak gayreti içine girmişler idi. İşte bu mücadeleyle başlayan Osmanlı-Karamanlı mücadelesi 200 yıl civarında sürmüştür. Ta Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim Han zamanına kadar bu mücadele şöyle veya böyle bir şekilde her hükümdar devrinde, her Osmanlı devrinde aşağı yukarı birden fazla bir savaş olmak üzere o güne kadar gelmiş, dayanmıştır. Ve ama o gün Yavuz Sultan Selim Han Anadolu Birliği'ni sağlamak suretiyle Karamanlı'ya son vermesiyle 1400-1516 yılında bu mücadelede kendiliğinden bitmiş, Anadolu tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Geliniz biz 1. Murat Han'dan itibaren Osmanlı-Karaman mücadelesine şöyle kuş bakışı bir nazar atfedelim ve bunlarla ilgili bazı cümleleri sizlerle beraber kuralım. İlk mücadelenin 1. Murat Han döneminde Karaman Bey'i Alaaddin Ali Bey'in çıkarmış olduğunu görüyoruz. İlk anlaşmazlığı. Alaaddin Ali Bey Osmanlı topraklarına saldırarak onların bir kısmını ele geçirmeye muvaffak olmuştu. Tam da 1. Murat Han'ın Edirne taraflarına fethetmeye başladığı bir zamanda. Yani cihat edeceği zaman 1. Murat Han bir de bakmıştır ki damadı Anadolu'da kendi topraklarını işgale yelteniyor. Bu sefer şu meşhur sözünü, elbette bir fetva aldıktan sonra şu meşhur sözünü söyleyecektir. Mani-i cihatla cihat etmek cihadı ekberdir. Yani sizin cihadınıza mani olan birisiyle cihat etmek en büyük cihattır düsturuyla harekete geçmiş, Anadolu'ya geçerek damadını büyük bir yenilgiye uğratacak ve işgal ettiği topraklardan onları çıkaracaktır. Ancak kendi kızı Melek Hatun araya girecek ve Karamanoğlu ile Osmanlı arasında sülh ve sükunu sağlayacak. Sınırlar tekrar tespit edilecek ve 1. Murat Han tekrar Trakya'ya geçme fırsatı bulmuş olacaktır. 1. Murat Han'ın oğlu Yıldırım Bayezid zamanında ise nasıl olsa Murat Han vefat etmiştir. Yıldırım Bayezid Osman tahtına çıkmıştır. Bu sefer 1. Murat Han'a verdikleri sözleri unutarak veya o sözleri Murat Han'a verilmiş sayarak 1. Bayezid tarafına, yani Yıldırım Bayezid
bey olduğu zaman da Osman topraklarına tekrar saldıracaktır Alaaddin Ali Bey. O eniştesine çeşitli haberler gönderecek Yıldırım Bayezid. Bu işi yapmamasını, sulhü bozmamasını tembih etmeye çalışacak. Ama Alaaddin Ali Bey bunları dinlemeyerek ileri harekata devam ettiği bir sırada da 1396 yılında Alaaddin Ali Bey'in üzerine giden Yıldırım Bayezid Han onu yakalayarak idam edecek ve Karamanlı topraklarını tamamen Osman toprakları içine katmaya muvaffak olacaktır. Ancak 1396 yılından sonra hemen 4-5 sene sonra Ankara'da Timur Lenk'e yenilen Yıldırım Bayezid Han'ın bu yenilgisini gören Alaaddin Ali Bey yerine geçen Karamanlı Sultanı Karaman Bey'i tekrar Osman topraklarına girecek ve Osmanlı'nın başına iş açmaya devam edecektir. Çelebi Mehmet Han ile de 1412 yılından sonra bir mücadele yapılacak ve bu mücadelenin sonunda tekrar sulhün sağlanmış olduğunu göreceğiz. En çok çeken Karamanlılardan, en çok illallah diyen de 2. Murat Han'dır. Bugün şu anda 13 Nisan'ı konuşuyoruz. 13 Nisan 1437 yılında saldıran Karamanlı Bey'i Osman topraklarını süratle işgale başladığı bir zamanda da efendim mesela Beyşehir'i zapt etmiştir. Oradan ileri Akşehir'e doğru ilerlemiştir ve Karamanoğlu Osman topraklarını bu şekilde işgal ederken 2. Murat Han da batıda fütühatla ve cihatla meşgul iken Karaman Beyliği'nin bu şekilde saldırıya geçmesi üzerine Mısır'da bulunan halife yani Memlüklerin yanında bulunan halifeye müracaat ederek 4 mezhebin imamlarından 4 ayrı fetva alarak 2. Murat Han 4 ayrı fetva alarak bu fetvalar mucibince Karaman Bey'inin efendim isyanının bastırılması ve de kendisinin idam edilmesi yönünde 4 mezhebin 4'ü de fetva vermişler ve bu fetvayı alan 2. Murat Han Karaman'a doğru yönelmiştir. Muhterem izleyicilerim, niçin fetva alınmaya zorlanılıyor? Çünkü cihat eden de, cihada gidilen de Müslümandır ve Türktür. Cihat dediğimiz gayrimüslimlerle yapılır. Veyahut da cihat dediğimiz savaş çeşidini söylüyorum, cihadın savaş olan kısmını söylüyorum. Gayrimüslimlerle yapılması gerekir. Müslümanlarla yapılan cihat değildir. Ancak fetva alınmış ise bu müstesnadır. Nitekim 4 mezhebe göre fetva alan 2. Murat Han gerçekten de Karaman üzerine yürümüş. Onlar da bunu gördükten sonra Karaman'ı üzerine gelen 2. Murat Han'ın büyük ordusunu gördükten sonra Toroslara sığınmışlar. 2. Murat Han Toroslara doğru onları takip etmek yerine yine batıda cihadı tercih edeceğinden kendileriyle sülh ve sükun sağlanmış, yeniden onlardan söz alınmış ve de efendim bu söz üzerine de sulh sağlanmış sayıldığından kendisi de tahtından feragat eden 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ı 11 yaşında tahta geçirmiş, İstanbul'un fethini görebilmek için bunu yaptığını biliyoruz. Bunun üzerine Karaman Bey'i ben Murat Han'a söz vermiştim, onu yerine geçen oğlu çocuk yaştaki Mehmet'e söz vermedim diyerek tekrar ayaklanacak ve tekrar 2. Murat Han tahta geri çağrıldığında Batı ile uğraşması sırasında tekrar Karaman'la savaşacak ve Karaman'ı yenerek tekrar sulh ve sükunu sağlayacak. Ama 1451 yılında onun vefatı üzerine tahta çıkan 2. Mehmet Han, yani Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethedebilmek için batıda anlaşmalar yapılmış, sulh ve sükun sağlanmıştır. Doğuda ise Karaman ayaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinden önce Karaman'ı yola getirmek için büyük bir orduyla Anadolu üzerine yürüyecek. Karaman'ı tedip edip yola getirdikten sonra ancak İstanbul'un fethine sıra geldiğini düşünerek İstanbul'u fethetmeye gidecektir. Ve de İstanbul'un fethinden sonra
Uzun Hasan'a sığınan Karaman Bey'i Uzun Hasan'ı Fatih Sultan Mehmet Han üzerine kışkırtmaya başlayacaktır. Ve Uzun Hasan'ın Osmanlı'yı yenebileceğine dair kendisine cesaret vermek suretiyle maksadı kaybettiği topraklarını geri almaktır. Uzun Hasan'la Fatih Sultan Mehmet Han arasında yapılan Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ın mağlup olarak at sırtında muharebe meydanını terk edip kaçarken Karaman Bey'ine şunu söylediğini görüyoruz. Behey Karamanoğlu, hanedanın harap ola, ismimin kötü anılmasına sebep oldun. Sanki benim Osmanoğlu ile ne işim vardı beni kandırdın demek suretiyle de işin gerçeğini ortaya koymuş oluyordu. Karaman Osmanlı mücadelesi ancak Yavuz Sultan Selim Han'ın 1416 yılında Mercidabık Savaşı'na giderken Karamanlı Beyliği'ni tarihe intikal ettirecek ve Anadolu'da birliği sağlamış olarak Mercidabık ve Ridaniye'den geri döndükten sonra artık Karamanlı'nın esamesi Anadolu'da kalmayacaktır. Bu kardeş kavgası gerçekten uzun yıllar devam etmiş, çok çetin savaşlar olmuş. Batıdaki savaşlardan misli misli kanlı sahneler cereyan etmiş ama neticede Osmanlı Selçuklu'nun mirasına kendilerinin layık olduğunu kabul ettirmek suretiyle Anadolu'da birliği sağlamış olacaklardır. Bugünlük bu kadar efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.